Kısa pozisyon sıkıştırması (short squeeze) nedir? Kısa pozisyon sıkıştırması (short squeeze) nedir? Kısa pozisyon sıkıştırması kavramı açığa satış gerçekleştiren pek çok katılımcının pozisyonlarını kapatılmak durumda kalması sebebiyle bir mevduatın ya da bir varlığın fiyatının hızlı bir şekilde yükselmesi neticesinde ortaya çıkar. Açığa satış gerçekleştirenler. Kısa pozisyon yatırımcıları, bir mevduatı ya da bir varlığın fiyatının düşeceği beklentisiyle yatırım gerçekleştirir. Bunun yerine ise fiyatı bir yükselme meydana gelirse eğer, kısa pozisyonlar oluşmamış zararcı artmaya başlayacak. Fiyatlar yükselme eğiliminde oldukça, ağaça satış gerçekleştirenler pozisyonlarını kapatmak durumunu kalabilir. Bu kapanışları, stop loss uygulamaların tetiklenmesi veya bir likidasyonlar yani majin ile vadeli işlem sözleşmeleri açısından sebebiyle meydana gelir. Bunun dışında aynı zamanda alım-satım gerçekleştirenler, daha büyük zararlardan kaçınmak amacıyla pozisyonlarını manuel bir şekilleri kapatabilir. Ağaça satış yapanlar pozisyonlarını nasıl kapatır? Alım-satım yaparlar. Kısa pozisyon sıkıştırması bu sebeple keskin bir fiyat yükselmesine sebep olur. Aşağı satış gerçekleştirenler pozisyonlarını kapadıkça, artış gösteren emirlerinin etkisi bu ateşi daha da alevlendirir. Dolayısıyla, kısa pozisyon sıkıştırması durumuna tipik olarak işlem hacminde de eşit derecede dik bir artı eşlik eder. Dikkat edilmesi gereken başka bir kriter vardır ki, ve kısa pozisyon sayısı her ne kadar yüksek ise, Ağaça satış gerçekleştiren ileri kapana kısılmak ve aynı zamanda pozisyonlarını kapatmaya zorlamak da o kadar kolay olacaktır. Diğer bir de iş ile kafana kırılacak likiditen ne kadar yüksek ise eğer kısa konuşun sıkıştırması sebebiyle oynaklık derecesindeki yükselişte de o derece olacaktır. Bu bağlamak hesap oluşmuş yakıştırması arz durumunda bir düşünç meydana gelirken, talep durumunda ise geçici bir artışın olmasına sebep olacaktır. Kısa pozisyon sıkıştırmasının ortaya çıkması Kısa pozisyon sıkıştırması, alış baskısında ansızın bir artış meydana geldiğinde ortaya çıkar. Ağaça satış üzerine ile ilgili araştırma yapıldığında kısa pozisyon sıkıştırması ile ilgili daha net bilgiye sahip olmak daha da fayda sağlayacaktır. Bunun yüksek riskli bir strateji olduğunu bilen katılımcılar kısa pozisyon sıkıştırmasını özellikle de oynaklık derecesinde yüksek bir etkinlik haline getiren kısa pozisyonları ansızın kapatmaya yönelik çeşitli araç emirleri aracılığıyla ansızın ortaya çıkan bir telaştır. Buna pek çok stop loss semrinin önemli bir fiyat seviyesinde tetiklenmesi ve açığa satış gerçekleştiren pek çok kişinin pozisyonlarını aynı anda manuel bir şekilde kapatması da dahildir. Kısa pozisyon sıkıştırması, kısa pozisyonların açılabileceğini bütün mavi borsalarında görülebiliyor. Aynı zamanda, piyasada kısa pozisyon almaya yönelik çeşitli uygulamaların olmaması da büyük bir fiyat balonlarına sebep olabilir. Sonuç itibariyle bir varlığın fiyatının düşeceğini değil belli bir yatırım yapmanın iyi bir yolu yok biz eğer bu bağların fiyatı uzun bir süre boyunca yükselmeyi sürdürebilir. Kısa pozisyonsu kaçırması, kısa pozisyonların açılabileceği bütün mali piyasalarında da meydana gelebilir. Aynı zamanda, piyasada kısa pozisyon almaya yönelik çeşitli uygulamaların olmaması durumunda büyük fiyatı balonları ortaya çıkacaktır kısa pozisyon sıkıştırması açısından bir ön şart ise kısa pozisyonlardan sayısının uzun pozisyonların sayısından çok daha fazla olması olabilir. Doğal bir şekilde kısa pozisyonların toplam mevcut sayısı uzun pozisyonların toplam sayısından önemli bir biçimde fazla ise eğer ateşi körüklemek amacıyla daha fazla alikidite olacaktır piyasa duyarlılığını takip etmek amacıyla hareket eden katılımcılar açısından uzun ya da kısa oranı bu sebeple faydalı olabilir. Deneyimli bazı katılımcılar, uzun pozisyon açmak ve fiyatta meydana gelen bir dalgalanmadan yararlanmak amacıyla potansiyel kasma oluşur, sıkıştırmaları takip eder. Bu stratejiyi, Genel itibarıyla kısa pozisyon sıkıştırması gerçekleşmeden bir pozisyona girmeyi ya da daha yüksek bir fiyattan satış işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla hızlı artıştan faydalanmayı içerir.